Son seansa karşınızdayız. Son seansa Instagram yasağı ve hemen arkasından ortaya çıkan durumları konuşacağız. Instagram yasağı doğru muydu, değil miydi? Instagram yasağı hayatımızdan neler götürdü ya da neler getirdi? Bütün bunları konuşacağız. Haklı mıydı, haksız mıydı? Bunlara da bakacağız. Bunları konuşmak üzere bilişim hukuku konusunda uzman bir avukat var. Stüdyomuza avukat Sefa Karcıoğlu bizimle birlikte. Sefa Karcıoğlu'yla acaba Instagram yasağı doğru muydu, değil miydi? Instagram yasağının uygulanma biçimiyle ilgili ortaya çıkan soruları konuşacağız. Instagram yasağıyla birlikte Türkiye'nin kaybettikleri ya da kazandıkları var mıdır diye soracağız. Çünkü evet, çok sayıda insan hayatını buradan kazanıyordu. Ve hayatını bu vasıtayla kazanan insanların yoksunluk geçirdikleri bir dönem oldu. 7-8 gün boyunca bu yoksunluk içinde yaşadık. Tabii beri yanda bir benzeri platform var, Roblox. Roblox da Adana'da bir yerel mahkeme tarafından yasaklandı. Ama oradaki yasaklama gerekçesi biraz farklı. Ancak yine de biliniz ki Roblox yaklaşık 200 milyon civarında kişinin bulunduğu ve bir anlamda kullandığı bir alandan bahsediyoruz. Bu alanın yasaklanmasıyla ilgili süreci de konuşacağız. Ancak bu bir yerel mahkeme kararı. Yerel mahkeme kararının elbette genele teşmil edilmesi ya da Instagram'la arasında bir paralellik kurulup kurulmaması konusunda görüşlerini birazdan alacağız. Avukat Sefa Karcıoğlu. Evet, Instagram 8 gün ya da 7 gün, bir hafta kapandı. Hayatımız gerçekten bir anlamda felç oldu. Hayatımızdan önemli bir şeyin kaybolduğunu gördük ama tabii hayatımızdan önemli bir şeyin kaybolması Instagram, Twitter gibi ya da YouTube gibi değil, bir başka uygulama. Dolayısıyla aynı zamanda insanların hayatını kazandığı, idame ettirdiği bir mecra. Bu mecradan yoksun kaldılar. Çok sayıda kobi, çok sayıda bireysel girişimci buradan mağduriyet yaşadı. Doğru muydu, değil miydi? Ya da doğru yanları neydi, yanlış yanları neydi? Açıldıktan sonra yeniden kapatılabilir mi? Bunu da konuşmamız lazım. Kapatılmasının maddi ve hukuki gerekçeleri yerinde miydi? Bunları da konuşmamız lazım. Bakmayın kamuoyundaki tartışmalara. Evet, böyle oldu, dolayısıyla böyle yapılması gerekiyordu diyenler var. Ama biliniz ki Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele konusunda dünyanın evrensel büyük şirketleri de dahil olmak üzere Türkiye'nin iç hukukuna tabi olmak zorunda. İç hukuka tabi olmadan hiçbir şirketin Türkiye'de faaliyet göstermesi söz konusu olamaz. Aksi halde zaten devlet olmanın gerekçesi ortadan kalkar. Bunları konuşacağız. Bilişim hukukçusu avukat Sefa Karcıoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Ali Bey. Nasıl görüyorsunuz? Yani tamam, kapandı, açıldı. Şimdi her şey normale döndü. Ama biz şunu biliyoruz. Yeniden kapanabilir. Tekrar aynı şeyle karşı karşıya kalabiliriz. Kapanması doğru muydu? Açılırken neye göre açtılar? Nasıl bir pazarlık süreci yürüdü? Bütün bu pazarlık sürecinden bizi ilgilendiren nasıl sonuçlar çıkarabiliriz? Şimdi şöyle izah edeyim. Öncelikle bu kapatmanın hukuki dayanağı neydi? Yani evet, bu engellemenin. Önce bir ona bakalım. Bir ondan bahsedelim. Şimdi şöyle, bizim 2007 yılında hayatımıza giren, yasalaşan bir internetin düzenlenmesi, korunması, oradaki suçlarla ilgili mücadele kapsamında uzun bir ismi olan bir kanunumuz var. Evet. Bu kanun kapsamında tabii bir takım yetkiler var. Ama esas bu son engellemeye ilişkin yetki BTK'ya 2020 yılında verildi. Evet. 2020 yılında meclisten geçti ve kanunlaştı. Bu kanun kapsamında BTK'ya ve BTK'nın başkanına, orada bir kurul olmadığı için kanuni tabir bu, BTK'nın başkanına gerekli gördüğü hallerde, yani kanunda sayılan katalog suçlar kapsamında internetteki uygulamalarla ilgili erişimle engellenmesi ya da Türkiye genelinde kapatma diyebileceğimiz aslında engellemesi
engellemeyle ilgili tek başına hakim yetkisi olmaksızın tek başına vereceği bir kararla bunu yapabilmesinin önemli. Yargı merciğine başvurmaksızın tek başına BTK Başkanı karar verebiliyor. Karar verebiliyor. Yasa yetkisi bu. Yasa yetkisi böyle. Tamam. Tabii bununla ilgili kanun 2020 yılında çıktı ama muhalefet partileri bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdılar. Evet. Anayasa Mahkemesi 2023 yılın 10. ayında kararı iptal etti. Evet. Ancak kararın iptal ettikten sonra bu resmi gazetede 11-2024 tarihinde yayınlandı. Yani ocağın 10'unda yayınlandı ve Anayasa Mahkemesi dedi ki meclise size 9 ay süre veriyorum. 9 ay sonra bu kanun iptal olacak. 9 ay içerisinde kanun değiştir. Evet. Yani kanun değiştir. Gerekçesinde de şu vardı. Eleştirilere hak verecek nitelikte. İşte BTK Başkanı'nın tek başına bu yetkiyi kullanması kötüye kullanımın önünü açabilir. Sonuçta BTK Başkanı bir devlet memuru da olsa bir hakim değildir. Tabii. Bu bir yargılamayı gerektirir. Dolayısıyla oradaki katalog suçlarla ilgili masumiyet karinesi vardır. Diğer taraftan ölçülük ilkesi olması lazımdır. Yani burada sadece birkaç tane olayla ilgili olarak da tüm platformun kapatılması, bunu denetleyecek kişi sadece mahkemeler olmalıdır. Bu nedenle BTK'ya verilen yetkiyi iptal etti. Peki. Ancak kanun halen yürürlükte. Dolayısıyla BTK Başkanı an itibariyle böyle bir kararı tekrar verebilir. Bu yetkiye sahip. Sahip. Yani şöyle, kanunen BTK Başkanı Türkiye'deki katalog suçlar kapsamında, yani yetki odur. Bütün sosyal siteleri. Bütün sosyal sitelerin hepsini kapatabilme yetkisine sahip. Evet. Yani dolayısıyla bu 10. ayın 10'una kadar kanun yürürlükte olduğu için. Ekim ayına kadar kanun yürürlükte olduğu için BTK Başkanı'nın böyle bir yetkisi var. Eleştirirsiniz eleştirmezsiniz ama kanunu bir yetkisi var. Bununla ilgili eğer keyfiyse, kötüye kullanıyorsa zaten memurla ilgili suçlar vardır. Onlar ayrıca yürürler. Şimdi bu katalog suçlar nedir? Kısaca sayayım ben bunları. Peki. Bir, intihara yönlendirme. İki, çocukların cinsel istismarı. Üç, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma. Sağlık için tehlikeli madde temini. Dört, beş, fuhuş. Altı, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama. 7, 8'i söylüyorum Atatürk aleyhine işlenen suçlar ve MİT'le ilgili suçlar. Yani 9-10 tane burada kanunda sayılmış katalog, suç var. Katalog suçlar var. Evet. Yani Atatürk'le ilgili diyelim ki bir hakaret var. Bunu resen kendiliğinden Instagram'a, yani Meta'ya ya da herhangi bir sosyal medya şirketine başvurarak bunun kaldırılması ya da engellenmesi, Türkiye'den görülmeyecek şekilde engellenmesi talep etme var. Kıvar. Bu aynısı uyuşturucuda var. Fuhuşla ilgili de var, işte kumarla ilgili de var, çocukların istismarı da var. Bununla ilgili yetkisi var. Peki. Şimdi bu yetkiyi kullanarak BTK Başkanı bir karar aldı ve bildirdi. Evet. Şimdi bizim de eleştirdiğimiz bir konu var. Benim de birçok yerde bunu söyledim. Ya BTK tamam bu kararı, bu yetkisi var ama sonuçta Meta'nın da, yani Instagram'ın da, Instagram'ın bağlı olduğu şirketin ismi Meta. Instagram'ın da Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı var. Evet. Yani 85 milyon nüfustan yaşlıları ve çocukları çıkarttığınızda neredeyse herkesin Instagram hesabı var. Evet, yani belki de Türkiye'de bu kadar yaygın başka bir uygulama yoktur diye düşünüyorum. Yok, bence de yok. Yani hani istatistik elimde yok ama şöyle bir baktığımda hani Instagram kullanımı sosyal medya platformlar içerisinde de en yüksek olanı. Evet. Yani Twitter'ın kullanıcısı ayrı, LinkedIn ayrı, Facebook ayrı ama Instagram hemen herkesin kullandığı bir platform. Şimdi burada 57 milyon kişiyi etkileyen bir kararı verdiğinizde kanunen de bu yetkiniz olsa ben şunu beklerdim. Meta şu taleplerimizi yerine getirmedi. Şu kadar talebimiz vardı. Şu kadar erişim engelini istedik. Bir ben istatistik görmek isterdim. Çünkü Bakan Bey'in açıklamasına baktığımda diyor ki biz katalog suçlarla ilgili bir takım listeler verdik. Bu listelerin taleplerimizin bir kısmı yerine geldi ama bir kısmı yerine gelmedi. Evet. Dolayısıyla biz de sonuçsuz kaldık ve ansızın engelledik dedi. Şimdi tabii ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak böyle bir engelleme ile ilgili yani yasal bir zorunluluğu olmasa da en azından kamuoyundaki bu eleştirileri ya da tepkileri örtbas edebilmek için ya da göğüsleyebilmek için burada açıklama yapmasını beklerdim ama günlerce sadece Bakan Bey katalog suçlara atıf yaparak konuyu bir şekilde daraltmış oldu. Ama diğer taraftan Meta da hiçbir açıklama yapmadı. Evet doğru. Yani şimdi insanların sorgulamadığı yer burası. Meta da şunu diyebilirdi. Böyle bir katalog suç işlemiyoruz. Dolayısıyla bu keyfi bir karardır diyebilirdi. Kesinlikle öyle. Yani ben onu da bekledim. Meta kısa bir açıklama yaptı. O da yurt dışına. İşte biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileriyle irtibat halindeyiz. İşte insanlar orayı kullanıyorlardı. Mağdur olmalarına üzgünüz. Ya ben senden onu istemiyorum ki. Yani sen 57 milyona hitap eden bir uygulamasın. Evet. Ve baktığınız zaman hakim durumdasın. Yani bununla ilgili rekabet kurulu kararları da var. Hakim durumdasın. Dolayısıyla sen burada bir defa
kullanıcına saygın olsun. Evet. Kullanıcını aydınlat. De ki ya bizden böyle bir talep geldi BTK'dan. Biz şu kadarını yerine getirdik, şu kadarını yerine getirmedik, şu kadarını değiştireceğiz. Evet. Şunlar bize uymuyor. Hiç kimseden bir açıklama görmedik. Yani burada olan yine vatandaşı oldu, bir bilgi kirliliği oluştu. Yani ben birçok yerde de bunu söyledim. Yine ekranlarınızda söylüyorum. Yani gerçi bu şeye yargıya taşındı ama oradan belki yani bazı barolar, STK'lar evet. bunu mahkemeye taşıdılar. Hem yürütmeyi durdurması hem de bu yetkiyle ilgili olarak. Belki orada BTK cevap verdiğinde göreceğiz ama şöyle bir şey var. Hani EkoTürk aracı sizin aracınızla da tekrar söylüyorum hem BTK'ya hem de META'ya buradaki katalog suçların kapsamı neydi? Engellemenin esas sebebi neydi? Evet. Yani bunun bizim... Bunu hala bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Hiç kimse bilmiyor. Evet. İstatistiksel olarak ben görmek yani, istiyorum. Yani açıldıktan sonra da bilmiyoruz. Açıldıktan sonra da bilmiyoruz. Evet. Yani o hiçbir kimseye açıklanmadı. Belki ileriki dönemlerde açıklanabilirdi. Çünkü ben inanıyorum ki örneğin burada Atatürk bu katalog suçlarla ilgili ciddi bir talep varsa, mesela Atatürk'le ilgili çok ciddi bir talep varsa ve bunu da META şirketi getirmiyorsa o zaman kimse zaten bir şey demez. Savunamaz. Ama tabii. Yani bunu kimse savunmaz ama gerçek ne onu bilmiyoruz. Evet. Bunu görmedik. Şimdi diğer taraftan bu gizli kalan bir yer ama bu zamanla göreceğiz. Bakan Bey'in son açıklamasına baktığımızda yine META'dan bugün bir açıklama yapmışlar. Yine böyle yüzeysel bir açıklama. Evet. Ama Bakan Bey'in açıklamasında taleplerimizin çoğu karşılandı. Bununla ilgili bazı algoritmaları değiştireceklerini söylediler. Hatta META'dan üst düzey yetkililer yakın bir tarihte Türkiye'yi ziyaret edecekler ve biz bunu detaylı olarak konuşacağız. Ve birçok konuda da gelişme gördüğümüz için, sözler aldığımız için, belli anlaşmaları sağladığımız için erişimi açtık dedi. Evet. Tamam. Peki. Ben ama vatandaş olarak ve bir kullanıcı olarak merak yine soruyorum. Yani işin aslı neydi? Hangi? Yani neden amaçlı? Keyfi miydi? Evet. Yoksa bir gerekçesi var mıydı? Tatmin edecek bir gerekçe miydi? Yoksa META'nın burada gerçekten bir Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarını tanımayan bir tavrı mı vardı? Kastı ve kusuru var mıydı? Evet. Var mıydı? Çünkü baktığımızda yani BTK'nın vermiş olduğu karar aksi iddia edilmediği için, aksini ortaya koyacak bir delil sunulmadığı için META tarafından benim açımdan şöyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumu var ve bu kurum yetkili, kanuni bir dayanağı var ve burada BTK Başkanı katalog suçları kapsamında ben liste verdim, bu listede yerine getirmedik dedikten sonra META'nın bunu sorgulayabilme hakkı da yok. Yok. Bakın şimdi Türkiye Cumhuriyeti bir karar verdiği zaman, idari makamlar bir karar verdiği zaman bir şirket, hele ki Amerikan bir şirket, üstelik Türkiye'de 1 lira dahi vergi vermeyen bir şirket, evet. Türkiye'nin vermiş olduğu bir karara itiraz edemez, sorgulayamaz. Ve uymak zorunda. Uymak zorunda. Tabii. Ha, ondan sonra uyarsın, sonra gidersin mahkemeye ya da işte kamuoyuna ya da siyasetçilere dersin tabii. ki ya bak böyle böyle bir durum var, mahkemede hakkını haksızlık savunursun, var. Sonra açıklamanı yaparsın, kamuoyunu oluşturursun, gerekirse yasanın değiştirilmesi için baskılar uygularsın. Yani demokratik toplumlarda bu olur. Elbette. Baktığınız zaman en doğal yolu budur. Ama iki tarafta niyeyse gizli bir şekilde, gizli demeyeyim de böyle çok bilgi vermeden yürüttüler bu işi. Ama olan 57 milyon oldu. Sizin de bahsettiğiniz gibi burada yani milyonlarca insan mağdur hem oldu. Kullanıcı vardı hem de ticaret dönüyordu. Tabii. Yani şimdi orada içerik üreticiler var, influencerlar var, reklamlar var, turizm sezonundayız, oteller var, lokantalar var, işletmeler var. Ama diğer taraftan ne olursa olsun isterse 1 milyar dönsün. Ama bu katalog suçları bakımından bir karar verildiyse buna da herkes uyacak. Soramayacak, sorgulamayacak. Dolayısıyla ben burada şahsi kanaatim BTK'nın talepleri varsa ve bu talepleri de ilettik dedikten sonra bakanın META'da aksini söylemediği sürece hiç kimse kusura bakmasın burada keyfi bir karar yok. Burada kanun dayanağı olan bir karar var. Bu kararı soramaz, sorgulayamaz, denetlemeyi açamaz, yerine getirir, gider hakkını mahkemede arar. Gerekirse yasa değiştirilmesi için de siyasi partilere bu konuyu gündeme getirebilir. Kamuoyu oluşturur. Burada yapılacak işlem budur. Evet. O noktada da yakın zamanda eğer META yetkilileri gelip oradaki algoritmaları değiştirirse bu sorun çözüleceğini, kalıcı olarak çözüleceğini düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman bir taraftan da insanların şöyle bir kamuoyunda açıklama var. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı, Bakan Bey de açıkladı. Hani burada haniye ile ilgili paylaşımların kaldırılması. Şimdi insanlar bir kısmı şöyle düşündüler. Tabii işi biraz da siyasi tarafa çekerek. Dediler ki ya işte ben niye onun yasına katılıyorum? Niye ben onunla ilgili paylaşım yapıldı diye benim özgürlüğüm engelleniyor? Evet. Niye ben uygulamaya katılamıyorum ya da kullanamıyorum? Bu siyasi bir karardır, keyfi kullanılır. Ama bak
bakın, orada ince bir detay var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ne göre, ki milli yas ilan ettiğimiz birine göre, katılırsın katılmazsın, bu senin görüşün. Ama Türkiye Cumhuriyeti Haniye ile ilgili bir yas ilan etti ve bize göre de hakkında hiçbir mahkeme kararı olmayan, hiçbir suça bulaşmışlığı olmayan bir insan. Evet. Sonuçta bir vatandaş. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil ama sonuçta birisi. Bir dünya yani vatandaşı. Dünya vatandaşı. Dolayısıyla şimdi ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir kişi bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir şekilde ifadesini, özgür ifadesini dile getirdiği zaman sosyal medyada Amerikalı bir şirketin hayır sen sus, sen bunu konuşamazsın, sen bunu dile getiremezsin. Ben bunu erişimle engelliyorum. Deme hakkı yok. Evet. Yani şimdi bugün Haniye, yarın Ahmet, yarın Mehmet, yarın İlazebet. Yani dolayısıyla o konu bambaşka bir yere gider. Yani buradaki çerçeveyi iyi çizmek lazım. Olayı yani o Müslüman diye, o işte Hamas'ın lideri diye, işte Filistin'in özgürlüğünü savunuyor diye ayrım yapmamamız lazım. Tabii. Yarın başka birisi olur. Yarın Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yetkilisi olur. Trump'ı da engellediler. Baktığınız zaman Amerika'da Trump'ın tweetlerini engellediler. Evet. Şimdi burada kısıtlama var, ona yok mu? Yani ona haksızlık değil mi? Tekrar açıldı şimdi. Elon Musk dün açtı. Evet, yeniden barıştılar. Yayın yaptılar beraber. Evet. Şimdi aynı şey onun için de geçerli. Bakın yani burada bir vatandaşın Haniye ile ilgili bir paylaşım yapıyor olmasına Amerika sen bunu paylaşamazsın diyemez. Eğer burada sen bir hizmet sunuyorsan, burada para kazanıyorsan, 57 milyon kullanıcıya girmişsen ve burada bir ticareti döndürüyorsan, hayatımızın içine girmişsen o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin kurallarına uyacaksın. Algoritmanı da ona göre yapacaksın. Tabii. Yani benim algoritmamda, yani benim algoritmam var, işte Malezya Başbakanı'nın da paylaşımını kaldırdı. Ondan özür dilediler, Türkiye'den de bir özür dilemediler. Ha, bu arada. Evet yani tabii. Bizden de herhangi bir özür dilemediler. Arada dilendim onu bilmiyoruz ama şey görmedik, bir açıklama görmedik, bir paylaşım da görmedik. 57 milyon kullanıcıya rağmen herhangi bir özür de gelmedi. Ve ortada askıda bıraktılar. Ama şöyle bir şey var. Bakın özgürlük, benim Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki özgürlüğüm Türk yasalarıyla sınırlıdır. Buradaki özgürlüğüme ben karar verebilirim. Ancak neydi? Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde. Özgürlüğüme Amerika'daki bir şirket karar veremez. Vermemelidir. Tabii. Bu yarın, Haniye yarın başka bir şeydir. Dolayısıyla insanların bunu iyi ayırt etmesi lazım. Ha benim paylaşımı İsrail'de gösterme, Amerika'da gösterme ama Türkiye'de yani orada göstermeyebilir. Tabii, İsrail'de engelle. İsrail'de engelle. Bravo. Mesela diyor ki Amerika'da bize göre Hamas terör örgütüdür. Tamam. Amerika'da gösterme. Yasakla. Şimdi bakın Türkiye'de neden yasak? Türkiye'de niye yasak diyorsun? Ben kendi kullanıcılarıma, kendi çevreme Haniye ile ilgili bir paylaşım yapmak istiyorum. Bu benim özgürlüğüm değil mi? Evet. İfade özgürlüğüm değil mi? Tabii. Ben bunu sokakta söyleyebiliyor muyum? Evet. Söylüyorum. Orada da söyledim. Ben bununla ilgili her şeyi yazabiliyor muyum? Yazıyorum. Niye sosyal medyada söyleyebilirim? Farkı ne? Çünkü Amerikan şey. Yok öyle bir dünya. Olmaz. Öyle bir dünya yok. Türkiye'de ya faaliyet göstereceksin, kurallara uyacaksın ya da faaliyet göstermeyeceksin. Türkiye sınırları içerisinde özgürlüğün çerçevesini Türkiye Cumhuriyeti yasaları belirler. Mahkemeler karar verir. Peki bu mesele Instagram'ın vergilendirilmesine kadar gider mi? Yani öyle bir pazarlık da dönüyor olabilir mi? Yani Instagram'a bir anlamda hani işte senin kaşın üstünde gözün var deyip işte engellediler. Ve bu arada pazarlık masasına oturmuş olabilirler mi acaba? Hiç basın öyle bir şey yansımadı. İşte detayları görmediğimiz için hiç kimse yansımadı ama sorun sadece Instagram değil ki. Aynısı Twitter'da var, aynısı Facebook'ta da var. Yani dolayısıyla... Ya bugün WhatsApp'ın da işte orada oluşturduğu kanallar vasıtasıyla reklam alacağı söyleniyor. Evet. Dolayısıyla hani burada sadece birini özel, senden vergi alayım, öbüründen vergi almayayım diye bir düzenleme olmaz. Dolayısıyla sosyal medyalarla ilgili bir düzenleme olacaksa hepsinden olabilir. Bana göre de olmalıdır. Kesinlikle. Yani burada milyonlarca dolar kazanan bir şirketin Türkiye'ye vermemesi düşünülemez. Sıfır vergi olacak yani şey değil. Düşünülemez. Dolayısıyla zaten işte burada temsilcilik açıldı. O da çok tartışıldı. Onu da altını çizmek lazım. İşte günlük erişim 1 milyonun üzerinde olan sosyal medya şirketleri Türkiye'de temsilcilik açacaklar şeklinde. Adı temsilcilik. Bakın şube değil. Şube burada değil. Herhangi bir şirket değil. Şirket değil. Yani bir temsilcilik atayacaklardı. Birçoğu sanal ofis kurdu. Avukata yetki verdiler. Onun üzerinden yürüttüler. Birçoğu ayak diretti. Twitter birkaç ay öncesine kadar temsilcilik bile açmadı. Aynen. Reklam yasağı aldı. İşte bant daraltmaya kadar gidiyordu. Sonra geldi göstermelik bir ya çalışanları yok Türkiye'de. Evet. Doğru düzgün çalışanları, muhatapları yok. Siz mesela Türk makamları yine mağdur oldunuz. Nereye başvuracaksınız? Başvuracağınız hiçbir yer yok. Tabii. Mağdur oldunuz, başvuracağınız hiçbir yer yok. Muhatap siz değilsin. Ya muhataplarını kabul etmiyorlar. Diyorlar ki Amerika'ya başvuracaksın. Ya ben belki maddi manevi tazminat davası açacağım sana. Tabii. Kimi açacağım? Yok, muhatap yok. Yani dolayısıyla burada insanlar ya temsilcilik açıldı zaten Türkiye'de varlar diye düşünmesin, Türkiye'de yoklar.
Bakın bakan bile diyor ki Meta'nın üst düzey yetkilileri yarın bir gün gelecek bizi ziyaret edecek. Burada yoklar ki. Yoklar. Evet. Yani hiç kimse biz buradayız, varız. Varsan neredesin? Hani niye çıkmadın, niye açıklama yapmadın? 57 milyon kullanıcıyı niye bilgilendirmedin? Evet mesela bakın, hani bu bana göre saygısız. Açıklama yapmadı. O zaman Meta'nın açıklama yapması lazım. Kesinlikle. Bakın Meta bir özel şirket, devlet değil ya. Bir taraf şu Türkiye sebepten dolayı demesi lazım. Tabii. Yani Türkiye'de erişime kapatılmamızın sebebi budur. Deyip açıklama yapması kesinlikle lazım. Ya da haklıdır, haksızdır düzeltiyoruz. Tabii. Da. Niye yapmadı? Evet. Ben şimdi açıklama yapmayınca o zaman ben diyorum ki o Türkiye... O zaman bir flu alan var. Flu alan var ve %100 diyorum şey haklı, BTK haklı. Kesinlikle. Demek ki diyorum yani bir özel şirket ticari kaygısını düşün. Onun umurunda mı senin özgürlüğün o boşu? Hiçbir aynen. Şey önünde değil. Peki son 5 dakikamız orada da Roblox'u konuşalım. Orada da bir erişim yasağı var ama o bir mahkeme kararı. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Bu arada... Şimdi... Meta'yı çok iyi anlattınız yani Instagram'ı çok iyi. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Roblox biraz daha farklı. Evet. Hani Roblox'u oyununda bildiğim için söyleyeyim. Şimdi Roblox bilmeyenler için anlatayım. Bir sanal oyun dünyası. İnsanlar yani çocuklar aslında 9 ile 13 yaş arasındaki daha çok ki bu evet. 7 yaşına kadar düşüyor, 15 yaşına kadar da çıkıyor. Genelde çocukların, çocuklara özel, bak Instagram öyle değil evet. Ama bu çocuklara özel bir uygulama. Evet, ve bu uygulamanın özelliği şu, çocuklar oraya giriyorlar, karakterler oluşturuyorlar ve belli karakterleri geliştirmek için de parayla kıyafet ya da özellik satın alıyorlar. Evet. Ve o belli zamanlarda kampanyalar oluyor. Geçen sene Roblox'un 6 aylık karı yaklaşık 850 milyon dolar. Oh. Bakın böyle bir şirketten bahsediyoruz. Evet. Şimdi böyle bir şirketin yani algoritmasına baktığınızda çocuklar oraya giriyorlar ve orada da içeride bir, yani sadece bir oyun değil, içeride bir sürü sayfalar, bir sürü evren var. Sayısız oyun var ve orada hani bir ana ekrana düşenler var, bir de sizin ismini yazıp bir kod adı yazdınız ki BBC'ye de bunlar konu oldu. Yurt dışında bir sürü haber kanalı bunu konu etti, siz de yaptınız burada. Doğru. Dolayısıyla burada bazı kelimeleri aratınca özel kanallara giriyorsunuz, özel sayfalara giriyorsunuz. Şimdi orada oyun karakterleri var. Oyun karakterleri içerisinde oraya giriyorlar yetişkinler. Sanki bir çocukmuş gibi orada arkadaş oluyorlar, sohbet ediyorlar. Diyorlar ki gel ben sana kıyafet vereyim, işte sana item vereyim, ürün vereyim. Evet. Yani Robux dedikleri bir para var. Evet. Onda 10 dolardan işte 100 dolara, 300 dolara kadar satılan belli şeyleri var. Dolayısıyla sen buraya gel, ben sana burada şey vereyim. Şeker verirler, kandırırlar ya çocuğu. Evet, aynı evet. Öyle. Sana evet. Kıyafet vereyim, Robux vereyim, item vereyim, işte ürün vereyim diye çocuğu oraya alıyorlar. Peki. Orada bu sefer cinsel içerikli sohbetler başlıyor ve orada seks odalara dedikleri, cinsel içerikli paylaşım odalara dedikleri odalara dönüyorlar. Çok tehlikeli. Ve çocuk yani karşındaki tabii. 9 yaşında, 7 yaşındaki çocuk. Ve sonra ister diyor ki oradan giriyor. Evet, oradan Discord'u indir, oradan sohbet edelim diyor. Oradan Discord'u indirip oradan efendim işte görüntüler, işte para karşılığı derken iş bambaşka yerlere gidiyor. Şimdi bu bugünün konusu değil, uzun zamandır dünya basınında da yer alan evet. ve dünya basınında da birçok kişi bunu eleştiriyor ama en sonunda işte Adana'daki Cumhuriyet Savcılığı bununla ilgili bir araştırma yapıyor, polisten bir rapor alıyor, yani bilişimden bir rapor alıyor ve bununla mahkemeye başvuruyor. Evet. Bakın diğerini eleştirdik, idareyi de, diğeri tamam. Başka bir şey. İdari karar ama bu yargı kararı. Tabii burada mahkeme var, bir araştırma raporu diyor, bir rapordan bahsediliyor evet. ve inceledik baktık diyor hakim. Şimdi burada hakim incelemiş bakmış, hatta söylenen bir konu da şu, iddia edilen yani burada bir takım bot hesaplar üzerinden bu odalara girişler sağlanıp orada bedava işte hediyeler dağıtılıp o odalar cazip hale getirildiği söyleniyor. Evet. Şimdi böyle bir şey varsa, bu odalar varsa Roblox'un anında bunları kapatıyor olması lazım. Tabii. Yani orada baktığınız zaman hani diyor ki biz işte belli kelimeleri engelledik, yasaklıyoruz. Tamam, yasaklıyorsun doğru, da. Doğru, bir filtrasyon yapıyorlar ama mesela bu sakıncayı giderememişler. Tabii evet. Yani şöyle, çocuk zaten yarım saat giriyor, 45 dakika giriyor, 1 saat giriyor o oda. Sen 2 gün sonra engellesen ne olur? Yani. Anında 2 dakika içinde engelliyor olman lazım. Hani 800 milyon doları tabii 800 milyon doları alırken iyi, 2 dakikada engelleyecek bir algoritma yazamayacak mısın yani? Yani olacak şey değil. Şeyi bu. Dolayısıyla hani birçok bunu dünya basını bunu dile getirdi ama bazı otoriteler, kamu otoriteleri işte zaten işte Paris Olimpiyatları'nda gördük yani devlet politikası haline getiriyorlar evet. bunları. Dolayısıyla çocukların orada rahatsız olmuş olmaması, o içeriklere maruz kalıp kalmaması birçok devlet için sorun olmayabilir ama bu aileler için sorun. Yani burada birçok kişi diyor ki işte çocuklarınıza sahip çıkın. Hayır efendim, çocuklar anne babaya emanettir. Çocuklar tabii. devletin çocuğudur.
Devlet gerekirse anne babasından da çocuklar alır. Korur. Korur. Tabii. Ve bununla ilgili olarak da gerekli önlemleri alır. Eğer bir çocukların kullandığı bir platform varsa ve sadece çocuklara yönelik bir şeyse, oyunsa, sakıncalıysa, bu da tespit edilmişse elbette ve kesinlikle engellenmelidir, yasaklanmalıdır. Ha, algoritmayı düzeltirler, anında yaparlar, işbirliği yaparlar ya da, burada bilişim şube ya da benzeri mekanizmalar hızlı bir şekilde oluşturup hızlı bir şekilde kaldıracak algoritma yaparlarsa açılsın, niye açılmasın, herkes oyununu oynasın. Tabii. Yani orada bir engel yok ki. Ama burada ya senin çocuğuna sahip çık, girmesin demekle bu işten kurtulamazsınız. Devlet burada gerekli önlemleri almak zorunda. Harika. Ya vallahi çok güzel anlattınız. Mesela Roblox'u şimdi sizden öğrendim, biliyor musunuz? Yani şeyi, Instagram'ı bir parça biliyordum sizin anlattığınız çerçevede, ama orada da yeni öğrendiğim şeyler oldu. Ama Roblox'u bugün sizin sayenizde öğrenmiş oldum. Kutluyorum sizi. Müthiş bir bilişim hukukçusunuz. Evet, avukat Sefa Karcıoğlu ile konuştuk. Bilişim hukukçusu. Hem Instagram yasağını hem Roblox yasağını konuştuk. Dolayısıyla böylece son seansın sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine buradayız.